Merhabalar efendim. Yeni bir Türkistan gündemi programında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programda dünü ve bugünüyle Bosna Hersek'i ve bu bağlamda da Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni çok kıymetli konuklarımızı ele alacağız. Öncelikle konuklarımızı takdim etmek istiyorum. Profesör Doktor Özer Çınar, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diğer konuğumuz Doçent Doktor Hasan Korkut. Yine Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve aynı zamanda rektör danışmanı. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz hocam. Bir de öğrenci konuğumuz var. Rukiye Sündüz Gani. Evet. Doğru evet. Okudum değil mi? Hoş bulduk. Yani siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Orada kulüp işleri yapıyorsunuz. Evet. Bunları hepsini tek tek konuşacağız. Hocam programa konumuza geçmeden önce haftanın öne çıkan başlıklarıyla ilgili bir haber bandımız var. Birlikte izleyelim sonra konumuza geçelim. Evet, haftanın öne çıkan başlıklarını birlikte hatırlamış olduk. Şimdi Özer Hocam, bu haberler arasında da vardı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu hafta içerisinde bir Balkan turu yaptı. Tabii ilgili daha çok son zamanlarda Orta Doğu'ya yönelmiş olmakla beraber uluslararası kamuoyunun ilgisi. Bir yandan da Balkanlarla ilgili gelişmeler zaman zaman basına yansıyor. Öncelikle buradan başlasak, Ban Ki-moon'un son ziyaretiyle de göz önünde bulundurarak bu Balkan coğrafyasının, Balkanların son zamanlarda çok öne çıkmasının arkasındaki temel sebep nedir? Çok teşekkürler. Öncelikle TRT'ye bize bu fırsatı verdiği için gerek üniversitemizi tanıtmak gerekse değişik gündem konuları hakkında görüşlerimizi paylaştıkları için biz çok teşekkür ederiz. Balkan coğrafyası tabii 1992 yılında başlayıp 95 yılındaki biten savaştan sonra her ne kadar bir barış anlaşması imzalanmış olsa da aslında halen daha bu coğrafyada yönetimsel olarak, özellikle tabii ben Bosna Hersek'ten bahsediyorum, yönetimsel olarak birçok sorun bulunmakta. Yüksek Konsey'in, Uluslararası Yüksek Konsey'in maalesef tam olarak orada tam bir yetkiyle yönetimde istediği stabiliteyi kuramamasından dolayı özellikle Bosna Hersek'te yönetimsel problemler devam etmekte. Bu yönetimsel problemlerden dolayı da stabilite oluşamamakta. Bir şekilde kırılganlık devam ediyor. Devam etmekte, doğrudur. Bu önemin ya da ilginin arkasında bir tarihi background var mıdır Hasan Hocam? Siz tarihçisiniz. Sizin bir değerlendirmenizi alsak. Elbette, kesinlikle öyle. Biz her zaman ifade ediyoruz. Aslında Bosna Hersek, hatta Saraybosna, Balkanların ve dahi Avrupa'nın bir aynası. Zira çok farklı etnik yapılara sahip, farklı dilleri konuşan, farklı dinlere sahip insanların birlikte yaşadığı bir coğrafya. Özellikle Osmanlılar tarafından fethedilmiş olması Bosna Hersek'i çok farklı bir tarihi zemine taşır. Boşnakların Müslüman olmasıyla birlikte Balkan coğrafyasında çok önemli bir tarihi değişim söz konusu olur. Tabii çok derin tarihi süreçten söz etmek mümkün değil. Programımız sınırlı, onu biliyorum. Ama az önce de hocamın ifade ettiği gibi 90'lı yıllarda yaşanan savaş Bosna Hersek'i daha kritik bir zemine taşıdı. Özellikle Dayton'un alelacele hazırlanmış olması ve taraflara hakkaniyetli bir çözüm getirmemiş olması şu an ülke içindeki krizi derinleştirmiş durumda. Kriz tabii yansıyor. Krizin yansımaları uluslararası çevrelere de yansıyor. Ciddi bir rahatsızlık var. Bu çerçevede de bir çözüm arayışı söz konusu. Ve buna bağlı olarak da ziyaret yapılmış olabilir. Özellikle Sırp Cumhuriyeti çerçevesinde Sırplar her fırsatta Dayton'la birlikte oluşturulmuş yapıyı tahrip etme, tıkama konusunda ciddi gayret gösteriyorlar. Bu da sık sık krizlere sebebiyet veriyor. Kısa süre önce Özbek Sırp Cumhuriyeti bağımsızlık yolunu açacak bir referandum kararı aşamasındaydı. Alelacele Avrupa Birliği üst düzey yetkileri ülkeyi ziyaret ettiler ve bu süreci durdurma konusunda gayret ettiler. Benzer bir kriz çerçevesinde bir ziyaret söz konusu. Ve gözüküyor ki Dayton artık
aşılması lazım ve çözüm üretilmesi lazım, evet, bu ülkeye. Bu arayışların belki temasları değil mi? Genel kesinlikle, sekreterin, evet, bölge ziyareti. Yani bir hem siyasi hem idari tıkanıklığı, hı-hı, çözmeye yönelik bir gayret olarak algılayabiliriz. Evet. Rukiye Hanım, siz Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde öğrencisiniz. Evet, öğrenciyim. Nereden aklınıza geldi, niye Saraybosna'ya gittiniz? Biraz sizin süreçle ilgili biz. Benim üniversiteyi seçim sürecim bayağı kısa bir sürede karar verdim, hı-hı, ben Bosna'ya gitmekle. Birkaç ülke araştırdım, danışma merkezlerine gidiyordum, yurt dışına özellikle çok istemiştim. Ama baktığımız zaman Saraybosna İstanbul'dan küçük bir semt gibi de düşünebiliriz. Çok iç içe, çok Osmanlı tarihini hala besleyen bir şehir. Onun dışında bana çok yakın geldi ve Balkanların gizemini görmek açıkçası beni ilgimi çekti. Tabii karar verme aşamamda hiç bu kadar düşünmüyordum. Çok kısa karar verdim, tamam dedim, gidiyorum. Gittiğimde karşılaştığım şey beni açıkçası çok daha fazla etkiledi. Üniversitemizle birlikte bağlandık oraya. Açıkçası 3. sınıfım şu an. Mezun olduktan sonra nasıl ayrılacağız onu düşünüyorum. Ne okuyorsunuz orada? Görsel sanatlar ve iletişim tasarımları okuyorum. Peki şimdi bu görsel sanatlar ve iletişim tasarımları bölümü var. Başka bölümler de var muhtemelen. Sayın rektörümüze dönelim. Bosna Hersek'te bir üniversite açma fikri nasıl doğdu? Hangi ihtiyaçtan ortaya çıktı? Yani Bosna Hersek, Saraybosna Üniversitesi'nin kuruluş amacı, doğuran şartlar nelerdir hocam? Çok teşekkürler. Aslında bildiğimiz gibi 1878'de Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra tabii ki Balkanlardaki Osmanlı'nın hakimiyeti, hı hı, kopma noktasına geliyor ve 1912 yılında, hı hı, hatta bu yılda 100.sünü Balkan Savaşları. Balkan Savaşları ve 1912 yılında, hı hı, Osmanlı tamamen Balkanlardan ayrılıyor. Yani, hı hı, baktığımızda 500 yıllık bir süreçte kurulan bağlar son 100 yılda maalesef koparılmak, hı hı, istendi. Koparıldı. Ama tabii şu hiçbir zaman mümkün değildir. 500 yılda kurulan bağı 100 yılda koparmak, hı hı, tabii ki mümkün değildir. O nedenle bu bağlar şu anda tekrar onarılması gerekiyor. Bu bağların tekrardan yapılması gerekiyor. Aslında bu üniversite, tabii ki üniversite, biz akademik bir kimlikle orada hizmet veriyoruz. Ama bu kimliğin yanı sıra, bu kimlik kadar önemli olan diğer bir kimliğimiz de aslında bu üniversitenin özellikle Türkiye ile Bosna Hersek'in arasındaki bu bağın tekrardan ilk önce onarılması ve daha sonra bu köprünün genişletilerek, daha fazla şeritler eklenerek, hı-hı, çok daha 100 yıldan öncekinden daha işlevsel olarak bu köprünün biz devam etmesini, bu köprünün tekrardan yapılması amacıyla 2003 yılında SEDEF Vakfı, Bosna Hersek'teki, hı-hı, bir genelde çoğunluğunun Türk girişimcilerini oluşturduğu, müteşebbislerini oluşturduğu bir vakfımız kuruluyor. Ve 2004 yılında da vakıf üniversitemizi kurup eğitim öğretime başlıyoruz. Aslında eğitim öğretime başladıktan, yani bu normalde kiralanan bir binayla yapılmış. Daha sonra 2005 yılında Saraybosna'nın da biraz daha yaklaşık bir 8-9 kilometre, tamamen şu anda üniversite, bizim vesile, biz de vesile olduk, bir kampüs alanı aldık. 80 dönümlük bir araziye sahip. Bu arazide 2010 yılında da binalarımızı bitirip 2010 yılında da çok modern bir kampüse ulaştık. Şu anda da ikinci kısmı da kampüs binamızın 5 ay içerisinde bitirip şu anda yaklaşık 1500 kişilik bir kapasiteye sahibiz. Hı hı. Yaklaşık 1400 şu anda öğrencimiz bulunmakta. Bu ikinci etapımızla beraber 4 ay içerisinde 3000 kişilik bir kapasiteye ulaşıp şu anda en fazla öğrencisi olan ilk vakıf üniversitesiyiz. İlk özel üniversiteyiz, hı hı, Bosna Hersek'te. Şu anda da en fazla öğrencisi olan özel üniversite kimliğini taşıyor şu anda, evet, üniversite. Hasan Hocam, siz epey bir zamandır oradasınız. Evet. Hem Saraybosna'nın bu diyelim son 4 yıldır, 4 yıldır yanlış bilmiyorum. Evet, 4 yıldır oradayız. Bir yıl daha kalırsam orada süresiz oturma izni alacağım. Evet. Evet. Bu 4 yıl içerisinde geçen yaşanan değişimi, dönüşümü
hem ülke açısından bir değerlendirir misiniz? En azından kendi gözlemleriniz açısından. Bir de siz hangi vesileyle gittiniz? Bu üniversitenin açılışı orada nasıl bir süreçle başladınız? Genelde böyle bir yıl diye gidilir, sonra 4-5 yıl kalınır. Bu sizde nasıl gelişti? Evet, teşekkür ederim. Hocamı dinlerken aslında şunu düşündüm. İlk sorunuzla ilişkilendirip önce onu cevap vereyim, sonra da takip eden sorularınızı cevaplandırayım. Şimdi hakikaten bir kriz var ülkede. Bizim üniversitemizin girişinde hocam sol tarafta hatırlarsınız. Fatih Sultan Mehmet'in ülkeyi fethettikten sonra orada yaşayan halka, o ülkenin insanlarına hitaben hazırlattığı bir ahitname var. O ahitname içinde yazılan düşünceleri biz Foynista ruhu olarak tanımlıyoruz. Çünkü bu ahitname Foynista'da, Foynista diye bir yerleşim biriminde Fransisken Hristiyanlarına Fatih Sultan Mehmet'in kendi dilleriyle hitap ederek onlara verdiği bir ahitname. Biz ahitnameyi... Yani İslam fethinden sonra ben durumun netleşmesi için araya girdim. İslam fethi gerçekleşiyor. Oradaki gayrimüslimlere bir garanti belgesi değil mi? Biliyoruz. Hatırlayacaksınız hocam. Osmanlı'nın bir fetih politikası var. Malumunuz. Fethetmeden önce toprakları, önce alperenler oralara giderler. Toplumu işlerler, hazırlarlar. Bu çerçevede de Ayvaz Dede ve Sarı Saltuk Balagay Tekkesi çok önemsiyoruz. Üniversitemizin misyonu da onlarla örtüştürüyoruz. Fethedilince bu topraklar Fatih ahitname yayınlıyor. Bu ahitnamede oluşturulan düşünce bizim için çok önemli. Biz üniversitemizin vizyonu olarak görüyoruz. Eğer bu ülkede, bu coğrafyada bu kriz açılacaksa, insanlar yeniden barış içinde, kardeşçe, ondan sonra özgürce yaşayabilecekse bu ruhun yeniden diriltilmesi lazım bu coğrafyada. Üniversitemizin böyle bir misyonu var. Hakikaten bunu çok önemsiyoruz. Nedir peki o ruh? Hiç kimse taşıdığı kimlikten dolayı, konuştuğu dilden dolayı, inancından dolayı aşağılanmayacak. Herkes özgürce, istediği gibi yaşayacak. Kimse kimseye dokunmayacak. Şimdi biz ahitnameyi detaylıca hakikaten düşünerek okuduğumuzda bizim için bu coğrafyaya çok samimi, ondan sonra içeriden bir çıkış kapısı olarak ortaya koyuyor. Bizi çok sık ziyaretçilerimiz geliyor. Ziyaretçilerimizi orada bekletiyoruz ve bir bu ahitnameyi okuyoruz birlikte. Ve bunu hatırlatıyoruz. Üniversite bunu bir misyon olarak ya da misyon amaçlarından biri olarak görüyor. Bağlayacağım. Sonrasına geleceğim inşallah hocam. Orada şimdi malum hem siyasi ve idari krizler var. Hem Balkanlarda hem hatta iktisadi krizler var şimdi Avrupa'da. Ondan sonra farklı kimliklere mensup, dinlere mensup insanların bir arada yaşamasına ilişkin çok ciddi arayışlar var, çözüm arayışları var. Özellikle Avrupa'da minare krizi var. İnsanların kıyafete ilişkin sorunlar var. Diyorum ki, Foynista ruhuna bakıldığında dikkatlice hem Balkanlara, özellikle önce Saraybosna'ya, Bosna Hersek'e, Balkanlara ve dahi Avrupa'ya çözüm üretecek bir yaklaşım var burada. Üniversitemiz bunu müsaade etmiş durumda. Dolayısıyla hocamın sözünü ettiği o 500 yılda inşa edilen köprülerden aslında bir köprü. Bir köprü vazifesi görmek istiyoruz. Ve Sokullu Mehmet Paşa'nın önemli inşa ettiği Dirna Köprüsü ile misyonumuzu aynı buluyoruz. Bu çerçevede bu bakış çerçevesinde bir davet aldık biz üniversiteye ders vermek üzere. Tabii bizi heyecanlandırdı. Bosna'da savaş yaşandığı sıralarda ben askerdim. Belki her Anadolu'da yaşayan her insanımız gibi biz de duygulandık. Bizzat destek olamadık, yardım ettik ama içimiz acıdı. Nasıl bir şey yapabiliriz düşüncesi hep bizi o zaman yormuştu. Böyle bir fırsat çıkınca büyük bir heyecanla kabul ettik. Orada Uluslararası İlişkiler bölümünde derslere girerek bu stratejik kuruma destek olmaya çalışıyoruz. Çok çabuk alıştık tabii. Yani hakikaten yabancı bir coğrafya değil. Bursa'nın küçüğü... Küçük Bursa diyoruz Saraybosna'ya. Geçen Bursa'yı da ziyaret etmiştik. Oradaki Bursalı dostlarımıza hep söylemiştik. Bak biz Saraybosna'ya küçük bir Bursa diyoruz.
lütfen bizi önemseyin, buraları ziyaret edin, bize destek olun diye. Boşnaklar da o şekilde isim veriyorlar Bursa'ya. Hakikaten hem iklimi, hem coğrafi görünümü, hem insan ilişkileri açısından Bursa'ya benziyor. Alışmamız çok zor olmadı. Hı hı. Çünkü paylaştığımız derin tarihsel, kültürel birlikteliklerimiz var. Hı hı. Hatta siz hocam biliyorum, Orta Asya'yı önemsiyorsunuz, oraları tanıyorsunuz. Ben şunu iddia edebilirim. Hı hı. Türkiye Cumhuriyetlerden çok daha fazla örtüşen, örtüşen ortak yönlerimiz var. Sadece farkımız, farklılığımız dil. Hı hı. Yani dili de, dil bir engel belki ama... Kaldı ki Boşnakların kullandığı çok sayıda Türkçe kelime olduğunu da biliyoruz. Değil mi? Elbette, elbette, elbette. Yes, ki ayrıca da birçok Boşnak ya Türkiye'yi ziyaret etmiş, hı hı. ya çocukları Türkçe konuşuyor. Ya Türk eğitim kurumlarında, eğitim kurumlarında bulunmuş. Dolayısıyla oraya alışmamız, ondan sonra orada kaynaşmamız çok zor olmadı. Hocam çok kısa süre oldu geleli ama hiçbir zorluk çekiyoruz zannetmiyorum. Artık dil de herhalde aşılayacak, açılıyor daha doğrusu. Özellikle son yıllarda sadece tabii Balkanlar coğrafyasında değil, Arap coğrafyasında da çok önemli. Türk dizilerinden dolayı çok önemli bir Türkçe Türkçe'ye çok önemli bir ilgi var. Yani çok önemli bir miktarda bu diziler izleniliyor. Çok hakikaten kişiler şu anda bir Türkçe öğrenme hususunda. Tabii bunu sadece dizilerle şey yapmayıp aslında şunu yapmamız gerekiyor. Şimdi Bosna'da İngilizce'den sonra en fazla öğrenilen dillerden bir tanesi Almanca. Hı hı. Biz şu anda onun özellikle değiştirilmesi için de yani Türkçenin en fazla öne çıkabilmesi için aslında şu anda Yunus Emre Enstitüsü'nün çok önemli gayretleri bulunmakta. Büyükelçiliğimizle birlikte. Hı hı. Ve şu anda bazı kantonlarda Türkçe seçmeli ders olarak konuldu. Bu çok önemli. Tabii ki bunların daha, yani bir kişi neden başka bir dili? Tabii ki şu çok önemli. Aramızdaki kültürel bağlılık, tarihsel bağlılık çok önemli. Fakat bunu bir de ekonomiyle birleştirmek gerekiyor. Yani ne için Almanya onlar için? Çünkü Almanca. Evet. Çünkü hakikaten İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra aynen Türk vatandaşları gibi Almanya'ya giden çok fazla Yugoslavya, o zamanki ismiyle Yugoslavya, Boşnak vatandaşı buraya gitmiş ve burada önemli bir iş kapısı, aşk kapısı olmuş ve bundan dolayı bu dil bağını kurmuşlar. Yani biz şu anda aslında üniversitemizin de buna önemli bir katkısı bulunmakta. Hı hı. Ve bu katkıyla biz buradaki kişilerin Türkçeyi, mesela biz üniversitemizdeki Boşnak öğrencilere iki tane Türkçe ders zorunlu olarak aldırıyoruz. Hı hı. Aynı şekilde Türk öğrencilere de iki tane de Boşnakça ders alması. Yani bu etkileşimi sağlamaları. Üniversitemizde istiyorsanız burada çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Üniversitemizde %100 İngilizce eğitim dilimiz. Fakat Boşnak öğrencileri Türkçe ve Türk öğrencileri de Boşnakça ile beraber aslında biz belli bir düzeyde de öğrencilerimizin hem Türkçe hem de Boşnakçayı konuşmalarını arzu ediyoruz. Bununla ilgili de önemli bir miktarda da başarı sağladığımızı düşünüyorum. Yani bu üniversiteyi başarıyla bitiren bir öğrenci 3 dili kullanacak yani, Tabii İngilizce sonuçta tabii ki tamamen konuşma, yazma, eğitim dili. Şimdi İngilizce kadar iddialı olduğunu söyleyemeyiz ama Boşnakça ve Türkçe'yi de en azından bir başlangıç seviyesinde, orta seviyeye gelmiş bir şekilde de öğrenmeleri. Çünkü biz daha sonraki süreçte özellikle Boşnak öğrencilerimizin bizzat buraya gelip mesela şu anda öyle bir programımız var. İstanbul Ticaret Üniversitesi bir 5 tane mesela öğrenciyi, bizim mezun olan öğrencimize yüksek lisans bursu vermeyi şey yaptılar. Böylece bir, yani Türkiye'deki birçok üniversite, sadece İstanbul Ticaret Üniversitesi birçok üniversiteyle, 20'yi aşkın üniversiteyle özel anlaşmamız var. Yani bu anlaşmalar çerçevesinde de çok büyük bir teveccüh de var Türkiye'deki üniversitelerden, sağ olsunlar. Bu aşamada da karşılıklı olarak biz iş birliğini yapıyoruz. Evet. Yani sadece üniversiteleri değil, halkı birleştirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda özellikle bu yabancı dil, yani biraz sonra belki biraz üniversiteyle ilgili bir sonraki aşamada daha fazla görüşme fırsatı, konuşma fırsatı olabileceğiz. Böylece kişilerin de, yani neden Türkiye'deki öğrencinin Bosna Hersek'i seçmesiyle ilgili en önemli etkenlerden birisi tabii ki burada dil
ve buradaki yakın olan kültürel şeyden dolayı çok fazla yabancılık çekmiyor. Biraz önce söyledim, yani Bursa'da okuyormuş gibi öğrenci aslında orada okuyup dilini geliştiriyor. Ve vizyon tabii. Evet. Diğer en önemli, ben birçok öğrencilerimde de bunu genelde kişi İstanbul gibi kozmopolit bir şehirde doğsa, büyüse de belli bir ufuk, belli bir ufuk çizgisine, belli bir bakış açısına sahip. Çünkü yaşadığı ortam yaşadıklarıyla sınırlı. Orada bir uluslararası tecrübe oluyor. Kesinlikle. Avrupa'ya yani yakın. Evet, bir Avrupa'ya yakın, yani Avrupa'nın Kudüs'ü olarak biliyorsunuz Saraybosna adlandırılıyordu. Değişik dillere, değişik kültürlere, dinlere, değişik kültürlere kişi maruz kalıyor ve bununla birlikte kişinin bu vizyonunun gelişmesine çok önemli. Yani ben özellikle buradaki öğrencilere, Türkiye'de şu anda biliyorsunuz özellikle tercih dönemindeyiz. Yani Saraybosna, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin bu anlamda çok önemli bir kendilerine bir desteği olacaktır. Çünkü artık günümüzde tabii ki dil çok önemli. İngilizce eğitimi. Türkiye'de biliyorsunuz biz Türkçeyi, genelde Türkçeyi çok yoğun kullanan bir diğer dillere çok fazla maruz kalan bir millet değiliz. Yani bizim dikkat ederseniz televizyonlarımızda hiçbir zaman bir dizi İngilizce yayınlanmaz. Türkçe hemen dublajı yapılır, Türkçe yayınlanır. O nedenle Türkçe haricindeki bir dile çok fazla yakınlığımız yok. O nedenle burada tabii ki bir dil açısından çok önemli bir katkı sağlayacak. Ama bu dil çok önemli, bunu şey yapıyoruz. Fakat bundan daha önemli olan özellikle kişinin mezun olduktan sonra başarılı, yani daha hızlı yükselebilmesi için, daha hızlı kendisinin akademik ve diğer idari olarak basamakları tırmanabilmesi için özellikle vizyonun çok önemli. Evet. Yani yurt dışı bu anlamda çok önemli bir vizyon katkı sağlayacaktır. Hasan Hocam, buna sizin ilave edeceğiniz bir şey var mı? Bir de Bosna Hersek'teki üniversiteler içerisindeki özgünlüğüne, yerine de değinseniz. Bunu yapalım. Belki şunu ekleyeceğim hocamın ifadelerine. Bizim özellikle Bosna'da şehit çocuklarını %100 burslu okutuyoruz. Ücretsiz okutuyoruz. Aynı zamanda Türkiye'den de %100 burslu başarılı öğrenciler okutuyoruz. Şehit derken Bosna Hersek'teki mücahitlerin çocukları, evet, değil mi? Elbette, evet, elbette, elbette. Doğru. Hem gazi hem şehit çocuklarını ücretsiz okutuyoruz. Bu zaten en temel misyonu üniversitenin. Şöyle bir zorunluluk var burslu öğrencilerimizin. Okulu bitirene kadar kesinlikle İngilizceyi zaten öğrenmek zorunda. Hazırlık okuyor, elbette evet, hazırlık okuyor. Eğitimi İngilizce görüyor. Ama 4 yıl boyunca eğitimini sürdürürken Boşnak öğrencilerin Türkçe öğrenmesini teşvik ediyorsunuz. Teşvik etmiyoruz. Zorunlu. Öyle mi? Kesinlikle. Bursu zorunlu. Türk öğrenci de, burslu Türk öğrencimiz de Boşnakça öğrenmek zorunda. Şimdi ben buradan tarihe gitmek istiyorum. Şimdi Osmanlılar Bosna'yı fethedince özellikle Boşnakların o dönemde Hristiyanlık anlayışı biraz Hanifliğe yakın olduğu için Bogomil mezhebinden dolayı kolayca Müslüman oldular. Hakikaten çok kolayca Müslümanlığı kabul ettiler. Sonraki süreçte Müslüman topluluk olmalarına rağmen Osmanlı yönetimine kendilerinden, kendi ailelerinden devşirme, çocuk taşınmasını arzu ettiler. Bu çok ayrıcalıklı bir şey Boşnaklar için. Bu çerçevede hakikaten Osmanlı yönetimi Balkanlardan saraya çok becerikli, zeki çocukları taşımıştı ve onlara yetişmişlerdi. Bundan bir tanesi Sokul Mehmet Paşa örneğin. Kendisi... Bu devşirme usulünde Müslüman çocukları almıyorlardı, değil tabii, mi? Tabii, kesinlikle. Devşirme usulünde gayrimüslim çocukları taşınır biliyorsunuz. Evet. Bu çok farklı bir ayrıcalık Boşnak Müslümanlar için. Şimdi o zaman Osmanlılar Boşnak çocuklarını İstanbul'a taşıyıp yetiştiriyorlardı. Biz şimdi kurumu Saraybosna'ya taşıdık. Ayaklarına götürdük. Ayaklarına götürdük ve zeki, başarılı, hakikaten ehliyetli. Ondan sonra ihtiyaç sahibi çocukları orada yetiştiriyoruz. Kaç tane yabancı üniversite var veya toplamda hani yerlilerle beraber toplam kaç üniversite var? Demin soruyu tekrar hatırlatacağım. Belki hocam daha iyi hatırlayacak ama yaklaşık 30 tane üniversite var. Evet. Biliyorsunuz Bosna Hersek küçük bir ülke. Bizim Konya kadar coğrafyası. 8 tanesi devlet üniversitesi. 8 tanesi devlet üniversitesi. Kantonlarda devlet üniversiteleri. Küçük bir ülke ve nüfusu da bize göre küçük biliyorsunuz. Evet. Onun için ben çok arzu ediyorum oradaki Boşnak kardeşlerimizi bir vesile Türkiye'ye getirmek ve Türkiye'yi tanıtmak onlara. Şimdi küçük dediniz 4 milyon ama 4 milyon tamamını getirmek... İşte 2 milyon zorluklar olsa gerek. Yarısı tabii bizim. Evet, 2 milyon. Bunun
neden söylüyorum? Hakikaten bizim orada varlığımız çok kıymetli. Az önce program beklerken sohbet aşamasında hocamla konuşuyorduk. Ortodoks Sırpların, Ortodoks dünyası ve Rusya'da bir şeyi var, dayanağı var. Katolik Hırvatların İtalya, Almanya ve Katolik Avrupa gibi bir dayanağı var. Ya yani onlarla birlikte hareket ediyorlar. Müslüman Boşnakların hemen yanı başlarında böyle bir beraber hareket edecekleri bir büyük devlet yok. Bu Türkiye. Dolayısıyla Türkleri ve Türklerin kurumlarını orada gördüklerinde çok keyifle şey yapıyorlar, benimsiyorlar ve önemsiyorlar. Bu çerçevede Uluslararası Saybosna Üniversitesi ülkemizin çok stratejik bir yatırımı. Ve bunu çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizle bu stratejik yatırımda giderek büyüyen, prestijli kurum haline dönüşecek olan Uluslararası Saybosna Üniversitesi'nde yer almalarını istiyoruz. Bu çok önemli. O zaman öğrencilere dönelim bakalım, yer alan öğrencilerin edinmesi nasıl? Rukiye Hanım, nasıl bir kampüs ortamı var? Yani kaç ülkeden öğrenciler var? Onlarla ilişkileriniz nasıl? Ders dışında ne tür etkinlikler yapıyorsunuz? Kulüp faaliyetleri ve benzeri? Öncelikle üniversitemizin ağırlık öğrenci ulus olarak Türkler ve Boşnaklar olarak ağırlıklıyız. Onun dışında Sudan'dan, Endonezya'dan, birkaç arkadaş, Çin'den gelen arkadaşımız olmuştu. Birkaç uluslararası öğrencilerimiz de var. Avrupa ülkelerinden, Avrupa ülkelerinden, Finlandiya'dan bir arkadaşımız vardı. Değişim öğrencilerimiz oluyor. Onlar geliyorlar. Üniversitenin ortamı olarak kampüs ortamımız, büyük bir kampüsümüz var. Şu an hala diğer binalarımızda yapılmakta. Evet. Görüntüler ekrana da yansıyor zaten şu anda. Evet, mezuniyet görüntülerimiz. Onun dışında ilişki olarak soruyorsanız, açıkçası gelen öğrencilerin oraya böyle elle seçilmiş gibi bir havası var. Çünkü çok uyum içinde. Eğitim süresinde olsun, arkadaşlık olsun, projeler biz çok yapıyoruz. Bizim üniversitemizin daha ağırlık verdiği, zaten Amerikan sistemli bir üniversite olduğu için proje ağırlıklı yapıyoruz. Her hafta bir projemiz oluyor. Mutlaka beraber çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Böylelikle beraber çalışmayı öğreniyoruz. Hem de arkadaşlarımız bu şekilde daha çok gelişiyor. O açıdan da üniversitemizden ben çok memnunum. Rektörümüzün de bahsettiği gibi yurt dışında okumanın İlk başta fark etmiyorsunuz size neler katacağını, ama bir gidip bir de geldiğiniz zaman, otobüse bir bindiğiniz zaman fark ediyorsunuz ki bir üçüncü pencereniz olmuş. Onu gördüğünüz zaman siz de çok şaşırıyorsunuz. Onun dışında Hasan Hocam'ın demek istediği, bu arada 4 milyonu buraya getirmekten kastı, sadece tabii ki gelip Türkiye'yi kutsal topraklar olarak algılıyor Boşnaklar. Gelip görmek, ziyaret etmek arkadaşlarımız için çok önemli oluyor. Sadece ziyaret açısından söyledi. Yoksa biz Bosna'da şu an projelerimiz, okuldaki kulüp aktivitelerimiz zaten çok fazlaca yapılıyor. Ben orada kültürler arası bir kulübün başkanıyım. Amacımız Bosna'da daha aktif hale gelmeleri, Boşnak öğrencilerin, onların yurt dışında daha olanaklarının artmasını sağlamak, ama onların durup Bosna'yı geliştirmesine katkıda bulunmak. Onu Peki, istiyoruz. Siz 3. sınıf öğrencisisiniz ama varlığından haberdar olabilirsiniz. Bir mezunlar organizasyonu, mezunlar derneği var mı? Evet, okulumuzun aktif mezunlar mi? Derneği var. Aktif olarak çalışıyorlar. Yani mezunlar gelip öğrencilerle ilgileniyorlar mı? Üniversitemizde mi? Üniversitedeki öğrenciler. Zaten kopamıyorlar. Öğrencilerin sorunlarıyla. Kopamıyorlar. İlk başta okurken işte sinirlendiğimiz zamanlarda bir daha bu üniversiteye gelmeyeceğiz diye sesimiz yükselse de, o sesi yükselen arkadaşlar, bakıyoruz herkes geliyor yavaş yavaş. Diyor ki değerini bilin, kopamıyoruz. Sanırım Bosna'nın öyle bir havası var. Ders esnasında o stresten ne kadar okulumuza kızsak da bir elimiz hep orada olacak gibi. O sorumluluk, çünkü Boşnak arkadaşlarımızdan aldığımız o sorumluluk bizi bırakmıyor. Açıkçası o yüzden kulüplerimizde çalışıyoruz. Boşnakça öğrenebiliyor musunuz? Yani hocam bazı Boşnakça tabii ki öğreniyoruz. Dedi. Öğrenmek de zorundasınız. Günlük hayatta Boşnakça konuşuyorsunuz. Boşnakça tamamen farklı bir dil. Ses tonu çok yüksek bir dil. İlk başta zorlanıyoruz çünkü biz Türkler alçak tondan konuşuyoruz. Bizim sesimiz pek çıkmıyor. Tramvaylarda hara güre oluyor. Ama Boşnakça konuşmaya başladığınız zaman böyle hoşunuza gidiyor. Açıkçası günlük hayat Boşnakçasını öğrenip mutlaka geliyorsunuz. Ama akademik düzeyde İngilizceniz oluyor sadece. Tabii ki üzerine durup kurslara gittiğiniz takdirde Boşnakçanızı geliştirip Rusça ile çok yakın olması sebebiyle ben mesela Rusça'ya da şu an ilgimi vermeye başladım. Yani bir Balkan diliyle zaten
Makedonya, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan, 5-6 ülke birden gezebiliyorsunuz bir dille. Tabii Slav asıllı. Tabii ki evet, Slav, evet. Slav asıllı bir dil. Öğrencinin en büyük avantajımız o. Biz çok geziyoruz. Ailelerimiz belki duymasın buradan ama Hırvatistan olsun, Belgrad'a gittik, Sırbistan'a, Makedonya'ya gidiyoruz, Karadağ'a gidiyoruz. Arabalarla çok kısa mesafeler. Nereden duyacaklar ki? Biz de konuşuyoruz. O yüzden çok onun avantajı çok büyük. Ben ilk başta dediğim gibi Balkanlara gittim. Bu kadar büyük bir güzellikle karşılaşacağımı bilmememin sebebi o açıklaması. Çok zengin, çok rahat. Bir sürü kültürü birden tanıyabiliyorsunuz. Avantajlarından ben açıkçası çok memnunum. Peki. Özer Hocam, üniversite nasıl öğrenci kabul ediyor? Yani kendi sınavınızı mı yapıyorsunuz? Bu LYS sistemine mi dahil? Üniversitemiz aslında ÖSYM kılavuzunda, kitapçığında bizim üniversitemizin ismi var. Aynen diğer Türk üniversitelerini tercih eder gibi üniversitemizi tercih edebiliyorlar. Bunun haricinde ayrıyeten SAT sınavıyla da, yani öğrenci çeşitli vesilelerle üniversite sınavına girememiş veya da istediği başarıyı elde edememiş ise mesela SAT sınavıyla da. Nedir bu SAT sınavı? SAT sınavı aynen TOEFL sınavı gibi genelde. Amerikan Koleji'nin lisans sınavı. Bu sınavı çeşitli istediği zaman istediği vakitte alabiliyor öğrenci. Bu sınavdan almış olduğu sonuçla da üniversitemize kabul edilebiliyor. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi, Rukiye'nin de öğrencimizin de bahsettiği gibi aslında Saraybosna'da veya bir yurt dışında öğrenci aslında yurt dışının da zorluklarını çok fazla hissetmeden, çünkü kültürel ve dini ve değişik birçok geleneksel bağlardan dolayı çok rahat sürebiliyor şeyde. Ayrıca ben çok kısa olarak müsaade ederseniz barınmayla da ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Diğer hususumuz da yaklaşık 500 kişilik üniversitemizde bayanlar ve baylar için ayrı ayrı erkekler ve kızlarımız için yurtlarımız var. Bunlar 3-4 yıldızlı oteller niteliğinde hakikaten çok güzel yurtlar. Hatta bazen misafirlerimiz gelip otelde mesela biz misafirlerimiz şey yapıp yurtlarımızı gezdikten sonra ya biz yurtlardan otellerden yurtlara transferimizi yapın diyen misafirlerimiz var. Bu yurtlar sosyal hizmet olarak mı sunuluyor? Yani böyle 4 yıldız otel fiyatıyla mı? Yok, fiyatlarımız da çok uygun. Mesela ben şey yapayım, yurtlar aynen Türkiye'deki gibi tek oda değil. Yani yatak bölümüyle çalışma bölümü ayrı ayrı, banyosu falan zaten müstakil olarak her bir şeyde bulunmakta. 4 kişilik odada kişi başı 125 euro kahvaltısı dahil. Eğer 2 kişilik odada kalmak isterse de 170 euro. Yani aylık, bak, aylık fiyatları bunlar. Otelden açtık hani günlük bizim göçeri değil yani. aylık fiyatlarımız ve çok da dediğim gibi hem kalite olarak yani özellikle ödediğiniz maddiyat ve almış olduğunuz hizmete kıyasladığımızda çok gerçekten çok cüzi şeyler. Yani Türkiye'de dahi bile özellikle İstanbul'da. Onun dışında ne tür imkanlar sunuluyor öğrencilere? Hani kütüphanedir, spor tesisleri. Evet, çok güzel bir spor tesislerimiz bulunmakta. Yani hem çim sahamız olsun hem diğer ve şu anda bu spor tesislerimizi arttırmak için işte basket sahalarımız, işte tenis kortlarımız, bunlar klasik kapalı şeyler. Spor salonu kapalı spor yapalım. Salonumuz 3 ay içerisinde bitecek. Fitness şeylerimiz içerisinde bulunacak özellikle. Kütüphanemiz şu anda mevcut kütüphanemiz var. Şu anda mevcut kütüphanemizi 4 kat büyütüyoruz yeni binamızda. Yeni binamız bize yaklaşık 5 milyon euroluk bir yatırım. Yani gayet modern bir modern. Yani zaten şu anda mevcut binamızdaki bazı sıkışıklıklarımızı daha da gidermiş olacağız. Hem sayımızı 3000 iki katına çıkaracağız. Hem de şey arasında. Ben çok kısa fakültelerden de bahsetmek istiyorum. 3 fakültemiz bulunmakta. Mühendislik ve Doğa Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Güzel Sanatlar ve Sosyal Bilimler Fakültesi. Mühendislik fakültemizde mühendislik ve doğa bilimlerinde biyomühendislik ve genetik ve biyomühendislik, bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, mimarlık bölümümüz bulunmakta. İktisadi İdari Bilimlerde uluslararası ilişkiler, iktisat işletme bölümleri. Güzel Sanatlar ve Sosyal Bilimler Fakültemizde de psikoloji, iletişim tasarımı bölümümüz, İngiliz Dili Edebiyatı ve Siyasal Bilimler bölümümüz bulunmakta. Bütün bunlara kaç kişi alıyorsunuz Zilber Hocam? Kontenjan ne kadar? Bizim şu anda kontenjanımız yaklaşık olarak
Biz çünkü sadece şeyden de, çünkü international, tabii, uluslararası kimliğimizden dolayı hem Türkiye'den başka hem de şeyden yani, yaklaşık yarı yarıya toplamda 450-500 civarında yıllık öğrenci alıyoruz. Bu da ek olarak hocam yüksek lisans ve doktora. Tabii yüksek lisans ve doktora. Kontenjanlarımız var. Bütün bölümlerimizde evet. Bütün bölümlerimizde yüksek lisans ve doktora programlarımız da bulunmakta. Hı-hı. O yüzden sadece lisans için değil, şu anda özellikle yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen özellikle öğrenci adaylarımıza davet ederiz. Hasan hocam yüksek lisans doktorayı hatırlatınca tabii lisans çalışmalarla beraber bir takım uluslararası sempozyum, seminer, konferans türü çalışmalar yapıldığını da biliyoruz. Evet. Bazılarına da misafir olarak katıldığımızda evet, olduğu için. Öğretim kadrosu hakkında biraz bilgi alsak, bir de bu farklı üniversitelerle işbirliği halinde yapılan uluslararası çalışmalar ana başlıkları neler? Hakikaten uluslararası bir üniversiteyiz. Bu hem öğrenci profili açısından doğru, hı hı, hem de hoca kadrosu açısından. Hocalarımızın önemli bir kısmı, hemen hemen çoğu dünyanın önemli üniversitelerinde doktoranı almış hocalarımız. Bunda hakikaten iddialıyız. Çünkü eğitim başından sonra İngilizce ve yüksek dil yeterliliği çerçevesinde hocaları istihdam ediyoruz. Hı hı. Bunda çok iddialıyız hakikaten. Uluslararası alanlardan gelen hocalardan oluşan bir kadro olunca, hı hı, dünyayla da, dünyadaki üniversitelerde, özellikle Türkiye ve Balkanlar ve Avrupa'daki üniversitelere çok yakın ilişkilerimiz var, hı hı, hakikaten. Amerika. Çok sık seminer, konferans, ondan sonra sempozyumlar düzenliyoruz. Daha geçen Başbakan Yardımcımızın da katıldığı Uluslararası Aile Sempozyumu oldu. Hı hı. Türkiye'nin çok ünlü profesörleri teşrif ettiler. Hı hı. Öncesinde yani hem mühendislik alanında, hem ekonomi ve yönetim bilimleri alanında, hem sosyal bilimler alanında hakikaten çok başarılı bilimsel toplantılar yapıyoruz. Tamam, vakit var ama şimdiden söylemekte bir his yok herhalde duyursa anlamında. Bu Eylül'ün 20'lerinde de bir aylık... Evet, İstanbul Ticaret Üniversitesi ile ortak yaptığımız... Duyurusu şu anda döndüğü için vesileyle hatırlatalım istedim. İstanbul Ticaret Üniversitesi gibi mesela, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde çok ciddi işbirlikleriniz var. Örneğin, arzu ederlerse İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin kazanan öğrencilerimiz hazırlıklarını, yani İngilizce hazırlığı bizde okuyacaklar. Hal hazırda Bülent Ecevit Üniversitesi'nin hoca ve öğrencileri şu an üniversitemizde eğitim görüyorlar. Yaz. Bülent Ecevit Üniversitesi'nde evet, bir protokol imzalandı mesela geçen yıl. Hı hı. Bülent Ecevit Üniversitesi'ni biliyorsunuz ismi daha önce Karanos Üniversitesi'ydi. Hı hı. Zonguldak. Hı hı. Mesela kazanan devlet üniversitesi. Evet. Kazanan arkadaşlar bir yıl hazırlık bölümlerini, hı hı, istedikleri takdirde üniversitemizde okuyabilecekler. Evet. Ya dolayısıyla hem özellikle Türkiye'de üniversitelere çok yakın, başarılı, ondan sonra netice getirici işbirliklerimiz var. Hem de hem Avrupa'da hem de Amerika'dan ve diğer dünya ülkelerinin, evet, üniversiteleri işbirliğimiz var. Bu da tamamen uluslararası üniversite olma nosyonumuzu örtüşüyor ya. Hı hı. Bu konuda hakikaten ciddi faaliyet üretiyoruz. Buna da gurur duyuyoruz. Hocam çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Vakit çok hızlı ilerledi. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Yeni dönemde de başarılar diliyorum. Size de hocam çok teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde. Üniversitenize de başarılar. Bize böyle bir imkanı tanıdığı için sizin nezdinizde TRT'ye hem Saraybosna, hem Bosna Hersek, hem Balkanlar, hem de tabii ki üniversitemiz hakkında bize bilgi verme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Öğrenci gözüyle üniversiteyi ve Saraybosna'yı tanıtmış oldunuz. Size de eğitim hayatınıza başarılar diliyoruz. Ben de teşekkür ederim. Efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.